1961'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciydim Ankara'da. Elazığlı bir arkadaşla birlikte Elazığ'a gittik. 3 ay böyle inceleme, araştırma, gözlem oldu. Kürtlerle bu dönemde karşılaştım. 1961, Keban'da ve Karakoçan'da. Kürtler konusunda şöyle bir resmi görüş vardı. İşte Kürt diye bir halk yok, Kürtçe diye bir dil yok. Herkes Türktür. Yani Kürtçe de zaten bir dil falan değildir. İşte %40'ı Türkçedir, %40'ı Arapçadır. Öyle görüşler vardı Kürtçe hakkında. Yani dil olmadı. Türkçenin bir şivesi oldu. Göçte de izledim göçebeleri. Çok kaldım, bir de kışın da kaldım örneğin aşiretlerle beraber. Kürt aşireti, göçebe Kürt aşireti. Göç bir ay falan sürüyor, işte baharda yaylaya çıkıyorsun, kışın yayladan kışlaklara iniyorsun. Bir ay sürüyordu o göç. İşte o zaman inceleme yapıyordum, Ali Khan aşiretiyle ilgili inceleme yapıyordum. Kabul görmedi, hoş karşılanmadı. İşte Beşikçi Kürtlerden söz ederek, Kürtçeden söz ederek işte devletin birliğine, bütünlüğüne karşı geliyor. İşte bilime karşı geliyor. Olmayan bir şeyden söz ediyor. Kürtçenin dil olmadığını, ilkel bir Türk ağzı olduğunu belirten kitaplar yazmanız gerekir. Bu kavrayışın elbette bilimsel bir niteliği yok. Çok da saçma görüşler. Ama devlete egemen olan görüşler. Tabii devlete egemen olduğu için devlet bunu cezai yaptırımlarla koruyor, kolluyor. Ankara'da mı oturuyorsunuz? Evet. Aşağı evlende. Etlik. Ankara'da oturuyor. Ne iş yapıyorsun? Yazar. Yazar. Sabıkan var mı? Evet. Ne iş yapıyorsun? Oldu mu sen? Sabıkanız ol. Ben demek istediğim şu. Hapse girip de ceza aldınız mı? Evet. İşte ne suçundan? 340'tan efendim, ben açıklarım var. Öyle mi? 340. maddesinde bazı falan yapıldı mı? Yapıldı efendim. Bakalım kendisine soralım. Doğru, kabul ediyor mu? 140'tan evet. Mahkum etti. Evet. Türk Ceza Efendi 140. maddesinde mahkum etti olduğunu söyler. Yazdığım kitaplardan dolayı, yazılardan dolayı 17 yılı aşkın bir zaman cezaevlerinde kaldım. Muhtelif tarihlerde, çeşitli cezaevlerinde kaldım. Diyarbakır Sıkı Yönetim Tutuk Evi, daha sonra Diyarbakır Cezaevi, ondan sonra Adana Cezaevi, İstanbul Toptaşı Cezaevi, Sakarya Cezaevi, ondan sonra Sakarya Sıkı Yönetim Tutuk Evi. 12 Eylül'den bir hafta kadar önce İstanbul Toptaşı Cezaevinden Sakarya Cezaevine sevk edilmiştim. Ve Sakarya Cezaevinde de epey kötü muamele olmuştu kapı altında. 12 Eylül'den bir hafta kadar önce. Kötü 1980. Kötü muamele dediğiniz? Öyle işte işkence, dövme, tokat, meydan dayağı. Evet. Ondan sonra Gölcük Tutuk Evi, İzmit Cezaevi, Çanakkale Cezaevi, Antep Cezaevi. En son Bursa Cezaevinden tahliye oldum 1999 Eylül'ünde. Epey oldu cezaevler.